Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Abi şeytan dersine başlayınca, yani uzun süredir olmayan bana bir şey, şeytan dersinin başlamasıyla oldu. Şeytan toplamasını okumama başlamam oldu. Daha önceden gördüğüm, 32 yaşındayım, 32 yaşıma kadar görmüş olduğum gayrimeşru ne varsa, bu yaşıma kadar gördüğüm meslek icabı, çeşitli İstanbul'un çeşitli yerlerinde gayrimeşru hayatlara şahit olduğumuz oldu. Hani böyle bir şeye ne kadar şey varsa gözümün önüne geliyor sürekli. Pat 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 pat. Şeytan okumasını, ders toplamasını okuyamıyorum, gidemiyorum. Rahat. Şeytan toplamasını bıraktım kenara abi, elektriğe başladım, kesildi. Yani okumayayım mı tekrar, ne dersiniz? Ya da... Devam et. Çok az. Doğru yoldasın demek. Doğru yoldasın. Bırakma. İki gün... Tüm günümü verdim abi. 10 sayfa ilerlemişim ya. Sürekli bir şeyler meşgul ediyor benim. Kafamı topluyorum. O tarafa kayıyorum. Bu tarafa geliyorum. Adam deşifre olmak istemiyor. Tamam, deşifre olmak istemiyor. Bende de şey vardı. Tedirginlik oldu. Şey oluyor. Mesela şeytanın bize kazanımları var ya hani. Evet. Vaydi kıyası noktasında bizi aktif ediyor ya. Nispet. Hayra vesile oluyor da yani şey. Ben onunla meşgul değilim artık da. Hani anlatmıştım. Evet. Şeytan denilen enerji, enerjime nasıl katacağım? Onunla şey yaptıktan sonra tabii ki adam durmaz. Çünkü şeytan şuurludur. Yani şuurludur. Yani şuursuz ise şuursuz iş yapıyor ama şuurludur işinde. Adamın ilmi var. Cahil değil. Kimi neyle aldatacağını biliyor. İşte onun için dedim, o dersi dinlediniz mi? Şeytan ilmi var. Onun karşısına sırf ilimle çıkamazsınız. Çünkü adamın ilmi var. O kadarını yazmışsınız abi WhatsApp'a. Evet. O kısmı yazmışsınız sadece. Şeytan ilmi var diye. Ha, ilmi var. Yok, sitenin o şey fotoğrafı değil mi? Yok yok, WhatsApp grubunda yayınladığın ses var ya, altına bunu şerh olarak yazmışsınız abi. Ha öyle mi? Öyle bir şey yazmışsınız. Söyleyince hatırladım. Ha, ilmi evet. Derste demedim ama. Çünkü eskide şey derdim, ilmin kıblesi sadakat derdim. Onu da düzelttirdiler bana. Neymiş abi? İlmin kıblesi sadakat derdim, hatırlar mısınız? Evet, öyle diyordum zaten. Ki öyle. Düzelttirdiler, dediler ki, İlmin kıblesi doğru sadakat diye. Sadakatın da yanlışı var değil mi? Yani yok. Sadakat yapıyor. Ben de sadakat yapıyorum diyor adam. Ama doğru. Sen o adama veya o mesleğe, o meşrebe, o kişiye sadakat yapıyorsun ama doğru sadakat değil. Doğru sadakatla doğru ihlas da çık. Yeni bu şey. Evet. Allah onlardan razı olsun. Düzelttirdiler beni. Feyizleri yani onların. Şimdi şey, şeytan, bir de şey paylaşayım size de başlarken. Evet abi. İlmi hep dinlemedin değil mi o sesi? Yok abi. İlmi şöyle biliyoruz biz yani. Mesela ilim onu tard eder. Şeytanın vesvesesini değil mi? Evet. İlim onu tard eder, cehil onu davet eder. Sen burada mısın? Dinliyorum abi. Burada o. Dinliyorum abi. Ha, gidip gelme. Yok elhamdülillah buradayım ben. Ha. Tamam. Şimdi ilmin bir mertebesini anladım içeride. İlim verdiği vehim ve vesveseye cevap bulmak. Anlamıştık şimdiye kadar. İlmin bir mertebesidir. Bunun herkesin işidir bu. İlmin içerisinde bir mertebe var ki ulaşılması biraz zor olan o onun vehim ve vesvesesine cevabını bildiğin halde cevap vermemek ilmi. Cevap vermemek ilmi. O zordur ki ulema şunu kastetmiş herhalde ki demiş ki konuşmak gümüş ise sükût altındır. Yani susmak bilmemek manasında değil. Cevabını bildiği halde onu içeride tutmak. Çünkü konuşmak bir enerjidir. Haset bir enerjidir. Gadap bir enerjidir.
Öfke bir enerjidir. Ortamda bir mevzu paylaşılıyor. Bak iyi dinleyin burayı. Mevzu var. Bunun cevabı nedir? Mesela biraz önce dediğimiz gibi. Adam sordu. Peygamber Aleyhisselam'ın mertebe imanını düşünün. Dedi ki o. Peygamberin imanın mertebesi olmaz ki dedi ya. Ya ne demek? Onun terakkisi olmaz ki imanın. Şimdi bunun cevabı biliyorsun. İçinde tutuyorsun bunu. Yani ortam çıktığı halde o bilgini aktif ediyor. O bilgiyi demeden tutabilmek ihlastır. Ama bir hikmete bina, hikmeti varsa değil mi? Tabii tabii. Mutlak bir ifade değil. Siyaset gereği yani. Tabii mesela diyelim ki... Tutmak doğrusu olduğunu düşünüp... Tabii tabii mesela diyelim ki ona ben cevap verdim de ki zıtların bir yere girerse, zıt bir yere girerse orada mertebe olur. Mertebenin olmadığı tek vücut vaciptir, Allah'tır. Çünkü Allah'ın kudreti niye sonsuzdur? Zıttı müdahale edilmediği için. Zıttı yok. Allah'ın. Şimdi Allah'ın her şeyinde zıttı yok. Zıttı olmayınca mertebe yoktur. O zaman imtihan yoktur. Peygamber ise vacip olmadığı için, mahluk olduğu için o zıttı vardır. Zıttı olunca ister istemez imanın mertebelidir. Ki 70 defa istiğfar etmesi onu gösteriyor. Tamam mı? Şimdi ilmin bir mertebesini söylüyorum bir daha toparlayalım. Şimdi şeytanın vehim ve vesvesesine ortamdaki gerginlik yani bir ortam. Üstad diyor ya yaban arıları gibidir vehim ve vesveseyle uğraşma. Onun cevabını bildiğin halde o cevabı içeride tutmak. Çünkü onu çıkartmayı istiyor şeytan. O ilmi. Dışarıya çıkar. Çünkü yetişecek o da. Çünkü insan ilmine yetişemez şeytan. Onu dışarıya çıkarmadıkça şeytan bilmiyor. Çünkü manalar kalpten gelir diyor. Manalar kalpten ise lüme-i şeytane kalbin dışındadır. Seni dürtüyor ki kalpteki manalar çıksın, o silahı alayım. Ne geliştirdin? Silah belli değil. Onu yoksa yemlenirsin. Şu. Köpeğe. Ay yavrum hayır. Koy oraya kemiği. Tamam yedi. Koy bir tane de buraya. Koy bir tane de şuraya. Böylelikle köpeği ahire alırsın. Bizi ahire çekmek istiyor. Şeytan vehim ve vesvesesine cevabımızı söylediğini bilmiyor mu? Bunun taka cevabı vardır. Dediği halde niye takıyor? Bir, ahire çekmek için. İki, o ilme sahipti. Çünkü manadır, kalptedir. Kalbin içerisine nazargahıyla değil melek bile bakamaz. Meleğin bile nüfus edemediği bir yerdir. Bizim ilmin, ilhamın kaynağı. Onu dışarıda istiyor. Onun için içeriden onun cevabını bildiğin halde çıkartmamak ilmi, ilmin içerisinde cevap vermek ilimden üstündür. Çünkü cevabı var, o pat diye hemen çıkıyor. Ama cevabı var, tutuyorsun. Tutabilmek, o ilmi tutan ihlastır. Yani ehl-i sünnet olmak bunu gerektiriyor. Yani ehl-i sünnetin dışında konuşulacağı zaman ki bir şey konuşulacaksa o yüzden kendimizi tutuyoruz. Çünkü yani başka ellere, mesela sen belki aleminde pişmiş olabilirsin bu konuya, bu manaya hazırsın ki Allah sana nasip ediyor. Ama sen ona muhalif bir şey söyleyeceğin zaman başkaları hazır değildir buna. Öyle değil. Değil. Onun için her söylediğin doğru olmalı ama her doğruyu her yerde demek işte yanlıştır ya. Bu işte bunu ama söylediğin doğrudur. Evet. Ama tahrip ediyor. Onu tutabilmek. O da ihlas. O da Allah için olmalı. Onun için doğru sadakat, doğru ihlas. Şeytana karşı kullanacak silah. Çok enteresan bir şey de geldi abime. Abi bunu bir de bir şeyde kullanıyoruz. Mesela cemaat içerisinde bir sıkıntı görüyoruz. Ama tedavisini bilmiyoruz. Ama sıkıntıyı da görüyoruz. Sıkıntıyı sürekli kaşıyoruz. Biz tedavi bilmediğimiz için cemaat içinde ihtilafa neden oluyoruz abi. Bilmeden. Evet bilmeden. Mesela bunu kaşıyoruz. Soruyor Osman ya ne oldu ya falan. O zaman neyle buluyoruz?
düşünce malzememim şunu kullanıyorum. Hep derim size, konu şey ama, bir şey bir mana gelebilmesi için doğru düşünce yöntemi olması lazım. Yöntem ayrıdır, malzeme ayrıdır. Mesela torna tezgahı yöntemdir. Demirle, demir malzemedir. Ondan bir lya yapacaksın. Şimdi ilmin simgesi Ali'dir. Lamicimi yoktur. Tamam? Onu oraya koy. Ali 23 sene 3 tane halifeye, Ebu Bekir, Ömer ve Osman'a radıyallahu anhum ecmain, onlara Şeyhülislam ve Şeyhülislam ve başkomutan olmuş mu onlara? Yani onların raiyetine girmiş mi? Yani onların adına çalışmış. Hem ordularının başkomutanı olmuş, hem de Şeyhülislam yani Diyanet ve Sadrazam. 23 sene yani itaat etmiş mi onlara 3 kişiye? Etmiş. Peki, hak bilseydi, öyle bildiği için öyle, bilmeseydi bir an durmazdı. Değil mi? Ha, ilim netice değildir. Hazreti Ali bu ilimle bunu biliyordu. Hazreti Ali radıyallahu anh ilmin netice olmadığını çok iyi biliyordu. Ama hepsi bir şahsa verilmiyor. İlimle beraber sadakat verir, olmaz. Sadakat zaten. Ebu Bekir sadakat. O zaman Ebu Bekir'le de ilim veririz. Olmaz işte. Ne yapıyoruz? Ben şimdi ilim. Doğru bir sadakat Ebu Bekir. Doğru bir şey, muvazene ve muhakeme yani sünnet-i seniye Ömer. Doğru bir analiz yani tahkik. Mülk ve melekütü beraber düşünmek Osman. O zaman ilim o marifet oluyor ve şeytanın ulaşamadığı bir ilim oluyor. Şeytanın elindeki ilim değil bu artık. Senin söylediğin şey artık şeytanın elinde de var. Evet, hadi bakalım başlayalım. Evet abi, dersimiz elektrik. Elektrik. Epeydir Harun abinin tefekkürüdür bu. Ben ona mikrofon olacağım burada abi. Kaç bir şey Harun çekilmeden ilim çıksın, tamam mı? Sen biraz böyle kenarda tutuyorsun ama. Demek ki söylediklerimiz... Derse çıkmadan da sıkı sıkı tembihlerdi. Az önce söylediklerimiz tersi. Evet. İçinde tutuyor. Ama şu anda... yani her dediği doğru da olmayabilir ama bu ortamda söylenmesi lazım. Müzakere ortamı. Varsa müzakere şeyinde. Ama buna ait değil çünkü. Emanet. Ben merak ediyorum bakayım. Ben de merak ediyorum. Elektrik. %90 kadar falan tahminim Harun abinin. %10'da böyle bir şeyler kattım abi. Allah Allah. Sonra tasnifi de bana ait. Ben tasnif ettim. Herhalde bir şeyler yapmaya çalıştım. Görüyor musun bak. Hep nereye mal ediyor? Bak ben yaptım, ben yapmadım, ben yaptım dedi. Atıyor üstümüze. Tamam, hadi bakalım. Evet. Kaç sayfadır okuyacağın dosya? Abi normalde kalabalık da. Ben bir 5 sayfasını bugün okusak kafidir bizim için. Oo, öyle mi ya? Toplam ne kadardı? Toplamı şu an itibariyle zeytinle alakalı ayetler, hadislerle birlikte 15-16 sayfa falan. Tamam, vay be. Evet. Konu elektrik, Harun abinin ifadesidir bu. Şöyle de bir isim koyabiliriz aslında dedi. Adem Aleyhisselam tabutunu, sekinesini hazinelerini aktif eden manasında elektrik. Yani tabutu sekinetin içerisindekileri aktif eden. Evet. Elektrik konusunu ders olarak okumamızdaki amaç Üstadım Resale-i Nur için, Resale-i Nur için abi, Resale-i Nur, Resale-i Nur için manevi elektrik ifadesini kullanmaktadır birkaç yerde. Elektriğin bir nebze olsun anlaşılması tefekkürümüz ve mesleğimizi anlama noktasında bizi biraz daha ileri taşıyacak. Bir yöntem olacak bizim için. O yüzden elektriği tahmin ettik abi. Şimdi güzel bir paragraf var abi. Bu paragraf üzerinde durabiliriz de. Elektrik kuvvettir. Fiziken sabit bu. Kuvvet enfüsçülerce kadir esmasındandır. Kadir esması ise kudret sıfatından sudur etmektedir. Sıfat makamı ise arş-ı azamı içine almaktadır. Arş-ı azam bize ruhun takıldığı yerdir. Biliyoruz abi. Ruhullah sıfatı ise peygamberlerdeki karşılığı İsa Aleyhisselam'ında kalır. Kadir esmasının azamı tecelli ettiği İsa Aleyhisselam'ın mucizeleri ölüleri diriltmek ise, dürütme revinden ise, her kim bu esmaya azamı aynadelak ederse o kişiyle
bir şekilde alaka peyda eden her şey hayatlanacak. Yani Kadir esması kimde azami tecelli eder? Kader mi? Kadir. Kadir. Kadir esması abi. Ha, kadir. Kader anladım ben onu. Ben de kadir. Ha, kadir esması abi. Kadir. Kadir. Ağzım yayla. He, kader diye anlaşıldı. Kadir ismi, kadir esması. Kadir. Kaderle nasıl? Kader esma değil ki abi. Kadir esması. Şu anda ben de merakla sonu bekliyordum. Ha, nereye var? Evet. Kadir. Daha o zaman şey yapsana. Tekrar okuyorum. Tamam, elektrik alayım. Kuvvettir. Tamam. Kuvvet kadir esmasından. Kadir evet. Esmasındandır. Tamam. Kadir esması kudret sıfatından sudur etmiştir. Tamam. Sıfat makamı dediğiniz zaman arşın üstüne çıkmak demektir. Bu lef-i mahfuz ve arş-ı azamını da içine alır abi. Çok güzel. Arş-ı azam ise bize ruhun takıldığı yerdir. Dönüş yapıyoruz abi şeyden, mecülden. Kudrete çıktın. Kudretin geri dönüyorum geri abi. Dönüyorum. Yani geri dönüyorum. Tamam. Bak is takip ediyor görüyor musunuz? Tamam. Bir daha sonra, kudretten sonra bir daha devam. Kudret ise tamam. Sıfat makamı ya tamam. Ama. Döndük oradan. Arşa kadar esmanın azam beratibi var. Hı. Ondan sonra sıfat. Tamam. Bu demektir ki arş-ı azam da kainat içerisinde arş-ı azam da içine alıyor sıfat makamı. Geri dönüyorum. Gittim tamam. Kudret sıfatına geri dönüyorum. Şey gibi de mesela aşağı kadar cismiyle, gözüyle, kulağıyla gitti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cismiyle gitti. Bu sari ifade. Bunu şey yapamazsın. Aştan sonraki kabuk karşısına kadar gidişi cismaniyetin sıfat makamındaki şeyi. Bilmiyoruz onu. Evet. Tamam. Şimdi geri dönüyorum. Arş-ı azamda ruh takıldı bize. Ruhullah sıfatı yani o makamdaki peygamber karşılığı İsa Aleyhisselam. Ruhullah çok onun. Çok güzel. Kim bu esmaya, Kadir esma, onun esması da Kadir abi. Kadir he. Kim Kadir esmasını azami tecelli ederse, İsa Aleyhisselam'ın mucize nevinden ona şeyler verir. Azami tecellisinde. İssevi meşrep olur. İssevi meşrep olur abi. Evet güzel. İssevi meşrep olur unutmayın. Herkes kim yani ona azami tecelli ederse, Bu dokunduğu şeyi hayatlandıracak demektir. Evet. Ölü ruhlar. Şey deniliyor ya bunlara, yağlı kedi. Öyle insanlar var ki kim ona temas ederse pat diye aktif oluyor. Hemen canlanıyor, hemen şekleniyor. Hemen böyle canlanıyor yani. İletik, evet. 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 Demek İsevi meşrep. Evet. İsevi meşrep bunu olmak gerekir, bunu gerektir. İsevi meşrep olmak. Hı. Budur. Bu esma aynı zamanda zaman da var Kadir esmasında. O nasıl? Bediüzzaman da var. Bediüzzaman olmak da var bu esmada azami tecerride. Ünvan ya abi. Ünvandır evet. Ünvandır. Zamanın. Yani her günü Kadir gecesi yaşamak isteyenlere çözüm budur. Kadir esmasında azami tecelligah her gün Kadir gecesi yaşamaktır abi. Çünkü zamana bu şekilde şey olur. Yani mazi müstakbeli halde gören. Halde görürse. Görebilirse. Kadir ismini azami derecede mazal olunca her gecesi Kadir gecesi olur. Olacak. Eğer her geceyi Kadir gecesi yaşamak isteniliyorsa ya tek tık 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 dolaşılacak 364 gün 65. gün Kadir gecesi olacak ya da şey yapacak abi Kadir esmasını azami tecelli her gün umur. Yani Kadir esmasında iki şey hem ruhları canlandırıyor, hayatlandırıyor hem de zamana bir hakimiyet gözüküyor. Tefekkürümüz bu şekilde abi. Çok antika. Zaman biraz da sıfata bakıyor gibi sanki abi orada. Zemin öyle. Oluyor gibi. Zaman mı zemin oluyor? Yani zemin oluyor gibi abi. Çünkü öyle. Kudret ha, oraya aldın değil mi sen? Sıfat. Bediüzzaman zemin oluyor, zaman esma oluyor abi. Ya, kudret sıfat ya abi. Kudret sıfat? Bediüzzamana bakıyor, zaman esma, hı. Kadire bakıyor. Zaman? Esma. Zamanda tasarruf edecekse zamanın geri planında olması lazım. Fevkinde olması lazım. Geri. O yüzden yanlış mı söylüyorum abi? Yok ben başka bir şey oraya alıp almadığını hatırlamadım da şöyle. Kadir esmasına bir kişi Kadir esmasına hükmedebilmesi için sıfatlı olması lazım. Sıfatı mazhar olması. Yani sıfatı mazhar olması onun ünvanını alması lazım geliyor abi. Onun ünvanı Bediüzzaman'dır. Bediüzzaman zemininde zaman cari işleniyor. Zaman işleniyor abi. Zaman o zaman esmaya bakıyor. Esma tecellisi. Yani zaman dehr ya. Denizli, evet. Edirne, Hatay, Rize dehr esması. O zaman zaman hükmettiğine göre bu esmanın arkasında olması lazım. Evet. Hani sıfata mazhar olması lazım. Şimdi şey diye düşündük abi. Şimdi İsa Aleyhisselam bir şey var. Mehdi Ali Resul'ün arkasında namaza duracak diye bir tefekkürümüz vardı. Tefekkür değil böyledir. Hadiste burada, geçiyor. Burada şimdi anlatacağımız abi. Şimdi bu nasıl olur diye düşündük. Şimdi Bediüzzaman'a elektrik elime verildi diyor ya abi. Biz bunu kudret olarak düşündük. Sıfat. Sıfat zemininde bu esma gözüküyor.
Kadir esması. Ama Kadir. Zemin sıfat abi. Kudret. Zemin. Kudret ha. O zaman salat şey olması için yani kudret Kadir'de gözüküyor. Yani sıfat makamında. Kudret subuti sıfattan ya. Evet abi. Dışarıya kudret kendisini çıplak olarak göstermez. Kadir olarak evet, çıkartıyor. Abi. Mesela ilimde ilim subuti sıfattır. Dışarıya ne çıkıyor? Alim. Alim olarak evet, gözüküyor. Evet. Mesela anlaşılması için ben şey yapıyorum. Mesela sıfatta hay var. İlimde ne var? Esma'da hayat. Şey, hay şey, muhi. Muhi. Muhi esması. Evet. Muhi esması var. Yani sıfatta hay var. Hay kendisini muhi olarak gösteriyor. Evet. Hani kudret sıfatı kendisi kadir olarak gösteriyor. Tamam mı? Diyor. Şimdi böyle. Şimdi ondan sonra söyle ne dedin? Yani sıfatta, kudret sıfatında kadir esması gözüküyor. Yani gözüküyor, o tamam. Zeminde gözüküyor. O kadir... zaman zemin kudret gözüken kadir. Evet yani namazda salatın arkasında şey, kudretin arkasında şey gözüküyor gibi oluyor. Salat zemininde namaz. Yani kadir gözüküyor gibi. Kudrette esma gözüküyor. Yani şimdi o zaman zaman vekili ya abi. Vekili yani esma kudrette sıfat da şey gözüküyor. Şimdi burada ben bir şey yapamadım. Mesela Mehdi Ali Resul Ustad arkasında namaz kılacak. Tamam mı? Çünkü niye? Zamanın arkasına geçmesi lazım. Zamanın arkasına geçen bedi oluyor. Hani zamana hükmetmesi için, zamanın arkasına geçmesi için sıfata nazar olması lazım. O teşbihi ona mı yapıyorsun? Yani sonra namaz kılmayı ona mı? Ona yani bağlı. Sen şey yapabilir mi? Abi şimdi İsa, devam et bakalım. İsa Aleyhisselam Mehdi Aleyhisselam'ın arkasında salata duracak diyor. Namaz değil mi? Evet. Salat. Nasıl tefekkür ettik abi? Şecere-i kat olarak tefekkür ettik. Hı. Şimdi bu ne demek? İsa Aleyhisselam zemininde Bediüzzaman cari olacak demek. Yani şey olarak bu kadar sistem böyle bir ilham, şumullü ilham sistemi için şey bir yani İsa Aleyhisselam gibi bir ruh lazım. Yani sanki bu iş İsa Aleyhisselam'ın vefat etmemesi bu işe bakıyor. Yani ahir zamanda bu işi yapacak diye öldürmedi. Öldürmedi. Ya yani onun şeyinde onun himmetiyle abi şey olacak. Bu sistem tekrar açığa çıkacak, cari olacak. Hangi sistem? Bu zaman sistemi. Ölmedi ya abi. Hı. Şimdi ruh-u azama, şahs-ı manevinin ruh-u azama müteveccüh olması için şey lazım. Ruh-u azamın hayat yani ruh-u azamın vekil olan peygamberin hayatta olması lazım. Yeni bir sistem. Yani şahs maneviye bir hayat vermesi için İsa Aleyhisselam'ın hayatta olması lazım. Hayatta olması lazım çünkü hayatın zamana mahkum olmadığını, zaman değer olduğunu, ben sizin dediklerinizi evet, çakıyorum. Bu şekilde. Zaman değer olduğunu, hay ise sıfat olduğunu, arkasında olduğunu, o zaman zamana hayatı çiğnetmeyeceğiz. Biz ölüyoruz zamanda. O zaman zamanın dışına çıkarsan ölmüyorsun. İsa Aleyhisselam zaman dışına çıkartarak zamana öldürtmedi. Tuttu. Peki böyle bir niçin tuttu? İsa Aleyhisselam'ı 600 küsür sene. Binde Bursa Peygamberimiz Aleyhisselam'la 600 senesi var arasında. Evet. Şimdi 1400 sene. 2000 yıllık bir şeysi var. 2000 yıldan beri bir şeyi tutuyorsa Cenab-ı Hak bu kadar masraf ediyor. İsa Aleyhisselam tutuyor. Hı hı. Masraf da beşeri düşünüşte yapıyoruz. Bunu tutuyor, ciddi bir işlevi olması lazım. Evet. Şimdi tutup da bir kişinin arkasına sırf Allah-u Ekber namaz kılması olmaması lazım. Teşbih. Nedir o zaman? Dediğini söylüyor. Şimdi Mehdi azamın, Mehdiyet ceyranının şahs manevisine hayat vermesi lazım. İsevi meşrep olacak ki hayat devam etsin. Yani evet. İsevi meşrep olduğu zaman Bediüzzaman yani şeyin şahs Bediüzzaman ünvanı şahs-ı manevidir. Şahs-ı manevi kime taalluk ederse ölü ruhlar uyanacak abi inşallah. Kesinlikle. Kimde makam elektrik mi veriyor yani? Elektrik verecek abi. Kime taalluk ederse verecek yani mi veriyor mu? Veriyor, devam ediyor. Çünkü tamam, zamanın dışına çıktı artık. Verecek olur mu abi? Edecek gelecek zamandır. Tamam, veriyor. Geniş zaman kullanacağız burada abi.
Geçmiş biliyor. Gelecek ve hali hazır birlikte. Biliyor ki şahs-ı manevi hayatta evet. Herkese enerji veriyor. Şu enerji veriyor. Mesela o şahs-ı manevi girenler herkes ne canlı? Daha önce evimizdeydi tek tek veya mesela bağnaz, geçimsiz, cemaatta şey yapan, onu ileri geri konuşan, tenkit eden, taassup yapan. Bak bakıyorsun şefki yok. Şefki yok. Niçin yok bunun? Bir yerde sorun var. Elektrik açığa var. Yani şahs-ı manevi buna elektrik vermiyor. Ya adam niye bağnaz? Niye geçimsiz? Niye böyle küçük kalmış? Küçük düşünüyor, küçük kafa, küçük daire. Demek ki şahsım bir yerde sorun var. Bu adam bu donanımı çok fazla, çok bilgili ama atıl kalmış. Ben yapmadım ki atıl kalmasını. Şahs-ı manevi sen geç karşı, sen evredir. Çünkü niye? İlim netice değil. Evet. Elektrik almamış. Usta o zaman elektriği al bana verildi mi dedi. Bana elektrik, usta elime verildi diyor usta. Elime verildi, iki tane şey verildi diyor. Yani o zaman eline elektrik nasıl verilir? Kalem midir ki verecek? Hazreti İsa'dan mı geliyor? Evet abi. Sistem onun sistemi işte. Sistem onu diyorsun. Üstad iki tane sistem işler. Ben üstad abi biraz sonra anlatacağım. Yeni bir sistem getirdi diye düşünüyorduk. Yeni bir sistem getirmedi. Üstad sahabe mesleği üstad dönemine kadar üstad gibi anlayan olmadı abi sahabe mesleğini. O yüzden meşretler içerisinde fenafir resul çıktı. Sahabe mesleği İsa mesleği her şey olduğu için şahs-ı manevi sahabede de var. O yüzden sahabeler. O yüzden Abdülkadir Geylani Hazretleri bir sahabeye yetişemiyor. Ha, yani her ferde bir şahs-ı manevi tecelli ediyor. Evet abi. Yani bu İsa hasreti var ya. İsa. Bu şahs-ı manevi çıkartıyor arada. Kardeşler arasında birbirine faal olmak var ya abi. Sahabedeki şahs-ı manevi ne şahs-ı manevisiydi? Döneminin şahs-ı manevi sahabe. Şahs-ı manevi İsa hasreti. İsa hasreti demek, yani İsa hasreti dışa gözüken bir şey. Yani İsa'yı böyle basit anlarsa kardeşini tercih etmek. Çok ciliz ve basittir bu. Fenafil ihfan şeyi değil mi? Yani evet. O fenafilden ötesinde. Evet fenafilden. Niçin bu şeydir? Biraz bazıları itiraz edecek mesela. İsa hasreti kardeşini tercih etmek. Ciliz düşüyor, yağsız bu. Bu kadar methedilen bir şeyi altını dolmamış oluyor. Nedir o? İsar olabilmesi için, kardeşini tercih edebilmek için kendini terk etmen lazım. Boşa terk var. Boşa kardeşlerim dememiş abi. Aynı evet. Zamanda gelecekler demiş. Evet, Allah Allah. Her şey mi? Hazreti İsar. İşte İsar anladık mı? İsar hasretinin altını kendini terk var. Terkler var. Kardeşlerim o sisteme gireceğiz abi. O zaman İsa Aleyhisselam'ın meşrebi bana verildi diyor. Değil evet, mi? Elektrik evet. Verilmesiyle. Ona ne yaptınız orada ya? Var. Bunun elektrik neymiş ya hanım? O verme hadisesi de o zaman o namaz kılma, arkasında namaz kılma hadisesi. Evet evet. Verme eşittir namaz kılma hadisesi. Vekil salat ama. Abi namaz değil salat. Namaz şey namaz değil tabii. Salat. Ama onun selam dememiz varisliği şey oluyor mu? Yani. Ben burada bir... Selamla bak ne diyor? Varisliği alıyor selamla. Selamla? Varisliği alıyor. Kim kime selam ne demek verdi? O? Ya Üstad Hazretleri o El Felfi Selatinde Allah Resulü'nden o kitabın bütün ayetlerinin ayetidir diyor ya abi. Orada bir varislik söz konusu var yani. Artık büyük insana ekbere şey yapmış Üstad. Artık kimmiş? Orada bu devrin asrın vazifedarlığını alıyor yani. Selam onu temsil ediyor. Feraseti alma aldığını gösteriyor. Aldığını gösteriyor selam. Ha orada. Şeyde, çünkü bir kişi var diyor, hiç kimse yok diyor. Bir de ben var, yani görenle görülen. Kimse yok, nasıl onları faldılar diyor. Demek söz sahibi, sözü buna vermiş. Ve elektriği aldı yani. Yasin var. Suresinde bir ayet mirad aldı, diyor ki, rızaya erene Rabbinden selam gelir diyor. Ne demiş demiş? Rızaya erene Rabbinden selam gelir diyor. Hangi ayetti o? Selamen kavlen min Rabbi Rahim. Ha, selamen kavlen min Rabbi Rahim. Yasin'in şeyidir diyor ya. Bütün şey ondadır. Yasin'in kalbi onun içindedir. O ayette mi diyor? O ayette. Bütün Yasin şeydedir. Mesela Yasin'in vefki var ya Yasin'in vef. Yani mesela çınar ağacının çekirdeği. Şimdi bir şey temsil edecek. Mesela diyelim ki beni birisi temsil edecek. Yani beni birisi anlatacak. Ya bu kim Yasin? Meculcu Yasin. Yani böyle bilindiğim için ben böyle için söylüyorum. Kimisi? Nadir abi deyince ne aklınıza geliyor? Hayat. Hayat. Ha. Şimdi Yasin deyince selamen kavle min Rabbir Rahim. Yani onu yazarlar o ayetin altına çekirdek yaparlar. Üstad deyince mesela ne akla geliyor abi? Hiçlik akla geliyor. Çünkü kudret-i azami aynadan olmuş. Aciz fark naks kusurla. Nasıl verildi sana elektrik? Hiçliğini bilmesiyle verildi.
Elektrikçi mi çarpmaz, toprağa çarpmaz diyor abi. Tam toprağa çarpmaz. Sayık bütün. Götürdü. Hatta üzerine alır ha. Ulan ne oluyor ya? Zeminde, zeminde. He Osman? Şimşekler çekiyor. Bir daha şey söylesene o şeyi. Son cümle neydi bir daha? Üstad, Said tam toprak olmadı. Yok yok yok, bir şey okumuştun, ona karışma. Selaha, selamu kavle. Mehalini bir daha oku bakayım. Bir daha okuyayım abi. Evet. Tam olsun yani, bizim verdiğimiz çapraşık meal olmasın diye söyleyeyim. Rıza'ya erene Rabbinden selam gelir. Allah Allah. Rıza'ya erene Rabbinden selam gelir. Rabbinden geliyor. Abi Miraç gibi oldu ya. Kelam da diyebilirse elektriğe yani. Miraç'ta selam da kelamdır zaten abi. Selam kelamdır, selam kelam. Miraç'ta selam verdi ya. Ha Allah verdi ya selam. Selam verdi. Esselamu aleyke ya eyyen nebi. Az bir iş değil ya. Selam. Salat değil. Rıza'ya ermek, tahiyyat ve salat ve tayyibat demek. Evet, rıza'ya tamam. Ermek. O verince Allah selam veriyor demek oluyor. Getirdin hediyeyi kabul ederse selam veriyor diyor Allah. Yani Allah selam veriyor. Selam verilir diyor. Rıza'ya ermek, ettahiyyat. Bir dakika ne yapar? Rıza'ya eren. Rıza'ya erene Allah selamını verir diyor ya. Rıza'ya erene Allah selam verir diyor. Ha meal meal. Meal o ya. Rıza'ya ermek tahiyyatta ne? Peygamberimiz çıkınca ettahiyyat lillahi ve salatu ve tayyibat dedi değil mi? Bütün şeylerin hediyeden ona verdi. O rıza'ya erdi. Allah da ona ne yaptı? Esselamu aleyke ya eyyühendebi dedi. Selam verdi. Selam verdi. Allah Resulü üçe böldü abi onu. Ümmetine, kendine, bir de salih kullarına. Üçe mi? Ha üçe. Diyor musun fark mı? Şey o üçün de artı şeyin farklıdır. Ateş bastı. Ümmetine, kendisine ve kime? Salih kullarına. Şeyler vardı ya. Peki ümmetin içerisinde değil mi o salih kullar? Demek ki imtiyazlaştırmış. Tabii. İpi çekenler, kendi ipi gösterenler. Kendi İsrail diyor ya beni. Yani ümmeti hareketlendirenlere. Şimdi selam elektrik mi oldu abi? Sen oraya mı kelam, gidiyorsun? Selam gidiyor işte. Hadi git git. Gidelim abi. Mananın arkasını iz bırakmadan iz sürmeye devam edelim demişim abi. Elektriğe girip kelamdan bahsetmemek olmaz. Şimdi ilk önce biraz orayı dolduralım altına. Olsun. Sabit ve daim fıtri kanunlar gibi Mektubat 470'ten okuyorum. Ruh dahi alemi emirden, sıfat iradeden gelmiştir. Yani şey olarak sıfat makamı olarak iradeden gözüküyor. Ruh. Ruh dahi alemi emirden sıfat iradeden gelmiştir. Şimdi sıfat irade alemi emirin üstünde. Çünkü sıfat. Şey alem emir, alem olduğu için kainat içerisinde. Şecere-i kat içerisinde. Kudret ona vücud hissi giydirilmiştir. Diyor abi bu ruh. Şimdi başka bir atıf yapacağım şimdi. Sözler 403. Evet madem kelam mütekellime bakıyor. Kelam mütekellime bakıyor. Kelam emir ve nehi ise mütekellimin derecesine göre irade ve kudreti tazammum eder kelam. Daha geride abi. İradeyi tazammum ediyor. Kudreti de Kelam iradeyi ve kudreti tazamın ediyor. O vakit söz mukavemetsiz olur. Karşı gelinmez o söze. Ne şey yaptıysa elektrik beni niye çarpar abi? Ben elektriğe direnç gösteremezsem çarpar. Düşük volt verince niye bir şey olmuyor? Direnç gösteriyorum ben ona. Ver 220 voltu nasıl halay çektiriyor adama değil mi abi? Yani varisi dinlemezse çarpar abi yani. Fena çarpar. Devamında diyor ki abi. Maddi elektrik gibi tesir eder kelam. Allah Allah öyle mi diyor? Ya? Allah diyor. 430 sözler. Bu bizim bildiğimiz köz sözler değil. Bizim sözler abi. Kelamın ulviyeti ve kuvveti o nispette tezahür eder. İrade ve kudrete şeylik noktasında. Tazamın etme nispetinde. Evet. Yani hakikaten elektrik bizi niye çarpıyor? Karşılık veremediğimiz için. Toprak olsan. Mesela 200 voltluk bir ceyranı. 500 bin voltluk yüksek gerilime sürsek ne olur? 500 bin voltluk şey yapar. Yutar onu. Damadan eder, kafasını koparır onu. Evet abi. Şimdi 10 voltluk bir şey olsa bize bir şey olmaz değil mi? Yok abi. 15 olsa. Sinek ısırmış gibi böyle. He. Hissedersin. Bakalım. Ama böyle bir şu ceyrana krize sok parmağını bak ne oluyor abi 220 volt. He. Şimdi o zaman kelam da İradeyi, kudreti mi tazamun ediyor? İrade ve kudreti tazamun eder diyor abi. Allah Allah. Daha önce şey diyordu işte, emir ve iradeyi tazamun eden ruh. Evet. O zaman ruhla elektrik aynı konumda, aynı güçte, aynı tesirde. Aynı düzlemde. Kelam daha geri planda. Kelam
ruhu düzeltiyor abi, tesir ediyor ruha. Ruha şekil veriyor. Çünkü ruh iradeden ama kelam kuvvet, irade tamam. Ve kudreti birlikte şey yapıyor, tazamlıyor. Kullanıyor. Kullanıyor. İlim de var onun içerisinde. İlim, irade, kudret. Hangisinde? O da 433. Ben devamlı kullandığım. Evet abi. Şey kelam, ilim, irade, kudreti tazamın eder. 433 açar mısınız? Açalım abi. Açalım. 433. İyi hatırlattın orayı. Ben onu çok kullanıyorum orada. Evet abi. Manaya... Ben hani bu benim istediğimi verdiği için aldım burayı. Yetti tamam. Yani bana. Evet. Buldun mu? Açtım 433. 33. İşte, başın ortasında. Başın ortasında. İlim, kelam ezeli olan, kelam ezeli ilim irade kudreti tazamın edendi. Sağ tarafta. Hitabı ezeli olan. Tam ortadasın. Kur'aniye. He? Tamam. Oku bakayım. Arşu bir dakika. Doğrudan doğruya Arşu Rahman'dan gelen ve kainatın fevkinde ve haricinde insana bakıp inen ve ilim ve kudret ve iradeyi tazammül eden ve hitabı ezeli olan elfaz-ı Kur'aniye nerede? Kelam. Vahiy Kur'an noktasında şey yapıyor abi. Evet. Sonra. Kelam. Şimdi abi devam edelim. Şimdi bu şu iki tane atıf yaptık. Bu atıf hakkında tefekkürümüzü şey yapalım biraz, yürüyelim. Orada ben şeyi de toparladım biliyor musun? Kur'an nasıl şifadır? Ve nunezzilu minel Kur'an ma huve şifa ve rahmetin lil mu'minin. Şifa nasıldır? Çünkü Kur'an kendisi ilimdir, iradedir, kudrettir, enerjidir, güçtür. Okunduğu zaman o ses enerjiye dönüşüyor. Güçtür vücutta. Vücutta güçtür. Yani enerjidir. Yani sen harfleri sese dönüştürürsen, Elhamdülillah Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, o şekli sese dönüştürürsen, ilim, irade, kudret o açığa çıkıyor. Açığa çıkınca bu enerjidir. Enerji de vücutta yapılandırmaya gidiyor. Kendisine zıt olanı bir kere çarpıyor. Evet. Otomatik düzeltiyor diyebilir miyim? Otomatik. Yani fıtratına döndürüyor. Tabii tabii. Fabrika ayarlarına geliyor. Bizimkinde tabii bizden geçtiği için bizim şeyimize... Geçmesinin sebebi şu. Kabiliyetimize... Yani bilmeyerek okumak feyizdir, öyledir. Bilerek okumak. Mesela kulağın çınlıyor. Tam oraya hayal edip Kur'an okumak. Miden ağrıyor, kafan şey yapıyor, vesvese var. O orayı bir hedefleyecek. Mesela ilaç içiyorsun. Böbreğine ilaç içiyorsun. Adama sorsan niye içiyorsun? Karaciğerim için hap içiyorum. Oysa böbrek için içiyorsun. Ha, eğer bir hedef için şuram ağrıyor diye ilaç içerse tesir ediyor. Niye içtiğini bilmezse pek etmez. O zaman bu Kur'an okuyorsun. Ne okuyor? Okuyorum işte şöyle. Pek tesir etmez. Niçin okuduğunu bilmesi lazım. Bir de adresin mektup zarfın üzerine adres yazması lazım. Şuram için okuyorum. Evet. Devam. Şimdi buradan da yine büyük bir çoğunluğu Harun abi'ye ait. Ben tasdif ettim abi. İrade ve kudreti kitab-ı mübine bakar. Değil mi abi? Biz böyle evet. Bir... İrade ve kudret, evet. İlim ve emir. İmam-ı Mübin, irade ve kudret, kitab-ı Mübin. Biraz önceki atıftan yürüyeceğim abi. Hani dedim ya, kelam, irade ve kudreti tazammül etme derecesine. Şimdi yürüyeceğiz abi orada. İz sürüyoruz. Kitab-ı Mübin ise Kur'an'dır. Üstad bunu söylüyor. Kur'an ise kelamullah'tır. Kelam, rububiyete bakar, vahiy uluhiyete bakar diyor. Vahiy ilahi. Bir de söyle. Kelam, rububiyete, vahiy, uluhiyete bakar abi. He, evet. İlahtan gelir vahiy. Uluhiyete geçmek isteyen, vahye muhatap olmalıdır. Uluhiyete, rububiyetten uluhiyete gidiyoruz ya abi. Yani esmadan sıfata geçmek isteyen, vahye muhatap olmalıdır, başa geçemez. Çünkü sistemin sahibine tabi olacak. Rububiyetten uluhiyete geçen kimsenin kainatta tasarruf hakkı olur. Çünkü o zaman rububiyetteki kelamı kullanabilirsin. Kelam zeminin nasıl çalıştığını bilirsen onu kullanacaksın. O zaman diyorsun ki bulutta çekiliyor, yağ diyorsun yağıyor. Yağıyor. Çünkü onun kelamında irade ile kudret var. Tazammü var, kitab-ı mübin var. Kitab-ı mübin var. Evet. Emrediyorsun sanki Cenab-ı Hakk'ın emretmesi gibi oluyor. Tasarruf yetkisi verdiği için. Adetullah böyle işliyor. Yani vahye muhatap olanın kelam hakkı vardır. Kelam eden ise
yukarıda atıf yapıldığı üzere irade ve kudreti tazammum etme derecesinde madde elektrik nasıl aletleri hayatlandırıyor, canlandırıyor abi? Sanki girdiği her şeye ruh girmiş gibi oluyor. Yani senin oluyor. Sende anlam kazanıyor elektrikle. Sen konuşuyorsun ya, hayatlandırıyorsun. Ey ah suyunu yut diyorsun, yutuyor. Kainata bakış açımız Kitab-ı Mübin'in ayetlerinden öğreniyoruz bunu nasıl yapacağımızı. Bir daha söyle. Kitab-ı Mübin'in ayetlerinin ayeti. Risale-i Nur. Risale-i Nur'dan öğreneceğiz sistemi. Bediüzzaman, işte bu noktayı nazardan şumullü ilham olan Risale-i Nur bu manada nasibini almıştır. Sistemi nasıl çalıştığını çözmüş. Hmm. Üstad bize anlatıyor. Bediüzzaman ismi hakikaten ona layıktır. Çünkü geçmiş dönemlerde sahabe dönemi hariç böyle bir şey görülmemiş. İsa hasretinden bahsedeceğim abi birazdan. Şahs-ı maneviden. Şahs-ı maneviye geçince böyle elektrik alan görülmemiştir. He, yok abi. Şimdi İsa'nın için abi kitabın bir ayetlerin ayetidir diyor ya. Ayetlerin ayetlerindir. Ayetidir. Evet. Yani burada da bir varislik gözüküyor abi. Evet. Direkt sen nasıl bir şey yapacaksın? Yani bunu ayetlerin ayetidir diyor yani. Varislik manasında mı? Buna da böyle de bakabiliriz abi. Kur'an ayetlerinin bu o ayetin ayetleridir. Kur'an'daki meziyet Risale-i da tefsiri olan icaz manevisine de sirayet etmiş. Tereşü etmiştir abi. Evet. Allah Allah. Kur'an'dan tereşü etmiştir. Sahabedeki İsa'nın hasreti anlaşılmadığı için şahs-ı manevi anlaşılmamış bugüne kadar. Böyle bir sistem yok, kullanılmamış bir daha. Ne demek o? Bir daha söyle. Sahabedeki İsa hasreti sonraki dönemlerde üstad gibi anlayan olmadığı için abi, meseleyi çözen olmadığı için böyle bir sisteme gidilmemiş. Yani mesela bir ferdiyet makamı Abdülkadir Geylani Hazretleri'nde var. Ama onun bir şahıs var. Böyle bir şahsı manevi oluşur. O yüzden Abdülkadir Geylani Hazretleri tek fazilette, bir şahıs tek fazilette gitmiş. Tek fazilette belki sahabeye geçebilir diyor üstad. Ama küllü fazilette sahabelerdedir diyor. Bu şahs-ı manevinin gereğidir işte. Şahs-ı manevi vardı değil mi şeyde? Evet. Sahabelerde. Sahabelerde bunu kullanmış olması lazım. Çünkü o külli bir fazilete Geylani hiç olur. Sahabelerin bütünlük içerisinde her bir sahabenin manevi şahsiyeti komple şahs-ı manevi oluşturmuşsa o şahs-ı maneviden de her birisine şahs-ı maneviden geldiği için yetiyor. Çok güzel. Çünkü yani düşün, yani bir Abdülkadir Geylani gibi mesela bir zat düşün, ömrü yani değil haram, helali terk etmekle geçmiş bir ömür. İmam-ı Rabbani gibi zatlar, Gazali gibi zatlar. Harama girmeyi bırak abi, helali terk etmiş. Yıllarca çöllerde geçen, mağaralarda geçen hayat. Bir tarafta da mesela eline kılıç alıyor sahabe, boy abdesti bile almadan şehit oluyor orada. O sahabe üstün. Çünkü peygamberi ve sahabeyi kabul ettiği için o gün, ona taraftar olup onu kabul ettiği için o şahs-ı maneviden hissedar olacak. O yüzden şey olacak abi. Şahs-ı maneviden alıyor. Ha. O zaman şahs-ı manevi... Bir şey diyorduk ama o zaman peygamberimizden alıyor. Sirayet. Sirayet ama o aktif ediyor şahs-ı manevi ya. Yani şimdi başka bir şey geldi gibi oldu değil mi? Yok şöyle dedi. Peygamber aleyhisselam insiba ve inikas var ya. Biz hep ondan alıyor diye ifade ediyorduk. Ben öyle kafamda vardı. Doğru mu? Doğru. Değişti biraz sanki. Hayır değişmedi. Değişmedi. O şahs-ı maneviyi neyle mi ayarlayacaksın? Onun şahsiyeti... Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şahsiyetinde inikas ve insiba ile şahs-ı maneviyi döllemiş yani. Şahs-ı maneviye de irtibatını kuran girmiş. Peygamber'e bakmayla otomatik hocama şahs-ı maneviye giriyor. Evet. Çünkü yani bu hasletin gereği o yani şahs-ı manevi gereği sizden duymuştum abi. Fena fillahın üstünden başlar demiştiniz. İlk basamağı fena fillahtır şahs-ı evet. Manevide. İsa hasletinde. Evet. Ama diğer mesela baktığınız zaman mesela başka sistemlerde varılması gereken yer fenafillah. İlk önce fenafil şeyh olması lazım. Fenafil şeyhte muvaffak olan fenafil resulde olur. Fenafil resulde fena olan fenafillah da bir şey olur. Fenafillah Allah'ta fani olan terakkede de fenafil ihvan çıkar. Siz bir derste demiştiniz ya abi normal tarikatta sirayet edemiyor ama bu şeyde ediyor, bu aşağıya komple veriyor. Ediyor. Yani halifeliğin de şeyi oluyor. Evet.
Şahsı manevi altında her nur talebesi bu unvanı almaya layıktır. Üstadın elektrik ile miracını yapması ve eserinde bahsetmesi bunun. Yani böyle bir şey başından geçen bir hadise-i cüziyenin umumileşmesi. Sahi nur talebelerinde bunun ihtiyaç duymasından dolayı bahsediyor. Yani bu sistemle yürüyeceksiniz. Bu benim kalple, akıl ve kalp arasında yeni açılan bir berzah diyor ya abi. Yani bu sistemde gidecekseniz, yani bu şekilde miraç yapacaksanız elektrik valeti ihtiyacınız vardır. O yüzden elektriği anlatıyor bize. Biz de ondan bahsediyor. Peki bunu daha önce görülmemiş mi bu olay hiç? Mesela elektrik verilmesi olayı. Elektrik kullanınca ne oldu? Karanlık ve zulmet dağıldı diyor üstad. Sanki diyor kafamdaki şeyi küçük el fenerini fenerini vurdum kırdım. Büyük elektrik şartelini kaldırmak gibi oldu diyor. Kainatın. Aynı hadiseyi Hira mağarasında görüyoruz. Efendimiz bu örnek oluyor bize anlattığı şeyi. Nasıl? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Cebrail Aleyhisselam oku diyor. Diyor ki okuma bilmem. Sıkıyor, bırakıyor, oku diyor. Niye okuma bilmem diyor. Çünkü Efendimiz değişik bir şey görmedi daha. Ne okusun? Hakikaten görmedi yani. Peygamber yalan da söylemez. Bir daha sıkıp bırakıyor, oku diyor. Ben okuma bilmem diyor. Üçüncü kez sıkıp bıraktıktan sonra o ayetleri okuyor. Demek ki Cebrail Aleyhisselam elektrik vermiş abi. Ceberut zaten. Çünkü yani karanlık olan alemi birden aydınlanıyor. Ha diyor abi. Şimdi bir şey görmeye başlıyor. Ondan sonra seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Ne gördüyse artık abi. O seni kan pıhtısından yarattı. Çünkü görmüyordu. Gördü artık. Nasıl olacak bu görür? Bu görüş. Yani Cebrail Aleyhisselam sıkıp bırakması, şey yapması dimağına şey yaptı. Cebrail Aleyhisselam dimağa bakıyor ya abi. Dimağına elektrik verdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Vahiy. Miraç da çözülüyor. Mesela diyelim ki bir kebanda 500 bin voltluk ceyran, sen biraz elektrikle meşgul olduğun için söylüyorum. 500 bin voltluk ceyran Urfa'dan buraya kaç saniyede gelir veya saniyen kaçta kaçta gelir? 300 bin abi hıza. 300 bin. Yani saniyede 300 bin kilometre. Saniyettik 300 bin. Evet abi. Şimdi Urfa'dan buraya 300 bin var mı? Yok abi. 2 bin kilometre var. Göz acım kapayıncaya kadar diyebiliriz. Yani 1500 değil mi? 2000 olsun. 300 bin. Peki 500 bin voltluk bir ceyran saniyede 300 bin yaparsa saniyede bir ruh seviyesine bir ruh elektrik seviyesine çıkarsa elektrik noktasında miraç düşünürseniz gözünü açıp kapayınca gitti yaptı etti geldi. Elektrik daha yavaş ışığın hızıydı abi. 300 bin olan ışığın hızı. Elektrik daha yavaş. Yani elektrik daha yavaş. Daha yavaş. Yani ama göz açıp kapayıncaya kadar burada olduğu kesin. Yani 30 bin falan diye kalmış aklımda da abi. Elektriğin hızı mı? Elektriğin hızına baksana abi. Yanlış oldu. Işığın yüzü 300 bin. 300 bin abi. Aynı değil değil mi? Değil. Aslında bu gelen de elektrikler, elektron transfer de. O iş karışık. Devam edelim abi. Yani Miraç'ta şey değil ya, şu anda acaba gayet normal. Evet abi. Gayet normal. Miraç ne olacak ki şimdi? Gayet benim kafamda söylüyor. Doğru söylüyor. Normal gayet ben. Yani ışığa ruhu, peygamberin ruhu, güneş ışığından daha hızlı hareket edemez mi? Eder abi. Peygamberin nurundan yaratılmış bu güneş. Peygamberin nurundan yaratılmış olan güneş saniyede 300 bin ederse peygamberin ruhu ne olur? O zaman tık 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 demek tık tık. Neyse. 2/3'ü diyor. He? 3'te 2'si %75'i diye. Işık hızı. Şimdi %75'i doğrudur. Daha yavaş abi. Şimdi şey olarak abi elektrik yani bu Cebrail Aleyhisselam yani bir elektrik verdi. Aslında mağaradalar. Ne açıldıysa alemine. Peygamber'e mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ne açıldıysa mağaradan hızlı bir şekilde ayrıldığını söylüyor rivayetler abi. Hızlı bir şekilde evine gidiyor. Giderken dinle tekrar ses duyuyor. Sen peygambersin diye. Sesler duyuyor. Yani evine gidiyor. Üstüm ört ya Hatice diyor. O Arabistan sıcağında evet. O sıcak 50 derecede niye üşüdü? Niye üşüdü? Çünkü kainat açıldı abi. Çünkü üstü kalktı. Kainatta battaniyesi mi kalktı üzerinde? Mutlak kendin vardır abi. -273 santigrat derece. Üstü örttü ya resimler. Ben de diyorum acaba akşam falan mıydı? Soğuk da var bazen. Süleyman Aleyhisselam'ın şeyi var ya bir Şam Yemen, Yemen Şam. Birbirine karıştı herhalde. Açıldı yani. Yani gelince çok ilginç değil mi? Arabistan, evet. Şaka demiyorum. Beni üstümü örtün dedi. Üşüyor. Evet. Titrediğini söylüyor. Niye o sıcak bölgede üşüdü? Abi. Peki bir sana bir şey söyleyeyim. Vücudu ateş basanın tıptaki adı
üşüme olur. Hastalar hemen örtü. Oysa vücut ateş bastı. Vücudu ateş, ateşi yükselen üşür. Evet, ortam sıcaklığın üstüne çıkıyor. Bak anladım, bir daha söyleyeyim. Doktor, hiç hastalanmadınız mı siz? Evet evet, ateş gibi yanıyor. Ateş gibi yanıyor ama üşüyorum diyor. Ve ılık suya sokarlar abi, vücudun sıcaklığı yiyorsun diye. Peki, bak öyle bir ateş ki, ateş yükseldikçe üşüme daha artar. O zaman bu Kitab-ı Mübin'in üstüne açıldığını gösteriyor, evet. Dima. Kitab-ı Mübin açılmış, üstünden evet, açılınca evet, üşümeye başladı. Çünkü verilen enerji biraz fazla. Tahammülün alt üstünde. Yani insana bilmediğini belleten Rabbinin sonsuz kerem sahibidir diyor ayette abi. Allah Allah. Evet abi. İnsana bilmediğini belleten. Belleten. Belletti abi. Yani Allah hoş bir şey değil mi? Şahit oldu. Yani şahit oldu. Kitabı bir açıldı. Kitabın bir kalktı üzerinden. Kalktı. Kitabın bir üstünden kalktı. Sıkarak. Kitabı mı bir ceberut ona tutuluyor. Cebrail ceberuttur. Güçler, güçler temsilcisidir. Dima güçtür ya. İnim inim inletir dimasına. Örtmüş, dima örten kitabı mı bindir? Veya bir manada ben dima aynı zamanda kendisi kitabı mı bindir? Kalbin üzerini örtmüş. Şöyle çıkarttım. Kalbin derece hayatına kalbin derece hayatına, ruhun derece hayatı var ya, mazi müstakbele geç. Peki neyle geçeceksin? Akılla geçeceksin. Kalbin ve ruhun derece hayatı mazi ve müstakbeldir. Mazi müstakbel. Peki hazire muhtena o kimdir? Dima'dır. Dima kitab-ı mübindir. Kalp imam mübindir. İkisinin cem olursa ruh oluyor. Eğer Kitab-ı Mübin'le İmam-ı Mübin eşit olursa vahiy alıyorsun direkt. Lef-i ya aradığın şeyi aradığın zattan alıyorsun. Evet. Mahfuz oluyor. O zaman evet. Cebrail sıkarak dimağını kaldırmış. Evet. Mazi ve müstakbere geçti otomatik olarak. Emin ol. Evet, ne olur bu bir daha söyleyeyim, şu çok önemli de. Azrail örneğini de verebilirsiniz abi. Söyle. Ne, sen söyle abi. Hani söyleyin abi. Ölüm nasıl Azrail'in bizden ayrılması, dimağda da vahyin gelmesi. Yani mesela onu da söyleyeyim de. O zaman şöyle. Onu Azrail'i de unutturma. Tamam. Şimdi bak. 17. lemada geçiyor. Hissiyat insanı ruh seviyesini çıkarsa. Değil mi? İnsan mazi ve müstakbel. Kalbin derece hayatına geçer diyor. Kalbin derece hayatı ne demek? Mazi ve müstakbele geçer. Evet. Tamam. Mazi ve müstakbeli bizi İmam-ı Mübin olduğunu biliyoruz. Hı-hı. Mazi ve müstakbeli tazamun eden imam. Peki, hissiyat insaniye ruh seviyesine çıkamazsa halde yaşar. Halde Kitab-ı Mübin'dir. O zaman hazır-ı muhtarı olan, hazır zamanla şey yapan insandaki yani çok çeşitli yönleriyle aynı yer çıkıyor. Ceberut alemidir. Ceberut dimadır. Lef-i mahfuz dimadır zaten. Hazır zamana şeydir. Kitab-ı. Şey kitab-ı mübin tabi. Kitab-ı mübin. Ceberut. Güçler alemi. Evet. Tutuyor. Şimdi dima mazi ve müstakbelle geç demiyor. Dima. Kalbe diyor mazi ve müstakbelle geç. Hissiyat insaniye kalp. Bak hissiyat insaniye kalbin ve ruhun derece hayatına geçerse mazi ve müstakbeli bir görür. Kalp ve ruh için diyor mazi ve müstakbel. Dima için değil. Dima mazi ve müstakbele geçemiyor. Mazi müstakbeli geçmek ne demek? Yani oradaki mana ne? Yani ona ayrı bir şey girer şimdi, tamam. Daha dur. Şimdi o zaman bizi mazi ve müstakbele tutan hazır zamandır. Hazır zaman kitabı mübindir. Evet. Dima bizi tutuyor. Dima. Dima da ceberut aleminin simgesi. Temsilcisi Cebrail'dir. O bizi tutuyor. Yani kalbin üzerine dima basmış. Örtmüş kalbi ve ruhun. Dima örtmüş. Şimdi onu kaldırdığın zaman bir anda ruh ve kalp mazi ve müstakbeli haziran gibi görüyor. Bu sefer ruhu tahammül edemiyor. Ateş çok yükseldi. Ruhu çok yükselince, enerji çok yükselince bedensel hayatta üşüme olur. Üşüme gibi hissedilir. Ört beni.
Hakikaten üşümüyor. Onu tıptan da misal veririz. Ateşi yükselen hasta kendisini üşüme hisseder. Hep örtünmeye çarpar. Daha beter yapar bu sefer. Mesela her şey mülkü varsa muhtemelen melekütü var. Mülkte nedir? Azrail aleyhisselam gelir canımızı alır. Mülkte böyledir ve böyle teslim edilmeli. Usul de budur. Bunu dokunamazsınız. Bu böyledir. Batında manası ne demektir? Azrail ruhu tutandır cesette. Cebrail dimağı cesette tutandır. İsrafil hayatı cesette tutandır. Şuur Mikail cesette tutandır. Tamam mı? Şimdi zahirdeki ki doğrudur. Azrail gelir canımızı alır. Batın manası ise Azrail falan gelmez. Azrail zaten burada. Çünkü insan kainatın çekirdeği değil miyiz? Kainatın çekirdeği, çekirdekten ağaç çıktı diye çekirdeğin içi boşaldı mı? Yok, bir daha. Çekirdekten ağaç çıktı. Çekirdekten ağaç çıktı diye çekirdeğin içi boş mudur? Hala duruyor. Şimdi kainat insan çekirdeğinde yaratıldı diye, kainat insanla çıktı diye insan boş mudur? Cebrail'de, Mikail'de, İsrafil'de, cennet, cehennem, arş, kürsü insanla yaratılmış mı? İnsanda da hala var. Ne olarak var? Bil kuvve var. Çekirdekte ağaç bil kuvve, ağaç olma haline bil fiil. Şu anda o zaman bizde Cebrail'de, Mikail'de, cennet, cehennem hepsi var. Ha, batında vefat etmek demek Azrail aleyhisselam cesedi terk etmesi demek. Orada da Cebrail aleyhisselam şey yaptı abi işte. Azrail aleyhisselam. Vahiyin gelmesi için vahye muhatap kitab-ı mübin kalkacak ya abi. Cebrail'in gitmesi lazım kitab-ı mübin ki vahiy efendimiz muhatap olsun. Aynı mantık cari olduğu için söylemeye çalıştım. Şey yani şey bir daha şey o Cebrail dedim Azrail yani çünkü ruhu Azrail, nasıl zahirde ölmenin şey batında ölmenin adı Azrail'in senden gitmesi. Ha, Batında vahye muhatap olmak için de Cebrail'in senden gitmesi lazım abi. Niye? Çünkü kitab-ı mübin o tutuyor ya sende. Ha, şimdi Allah ile bizim aramızda vahye Cebrail değil mi? Evet. Yani vahye o getirmiyor mu? Kitab-ı mübinde önünden çekip lef. Peki bir dakika, Kur'an'ı dinlerken üç şekilde ol demiyor mu? Evet. Bir, Kur'an'ı dinlerken Allah Cebrail'i anlatırken kenarda dinler gibi ol. İki, Cebrail peygamberi anlatırken kenarda dinler gibi ol. Cebrail peygamberi anlatırken. Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabesini anlatırken dinler gibi o. Biz üçüncü makamdayız şu anda. Dinler gibi sahabeyi anlatırken. Öyle bir telakki edeceksin ki Kur'an'ı Allah Cebrail'e derken, Cebrail'den almıyorsun. Allah Cebrail'e verirken sana da vermiş oluyor. Yani Cenab-ı Hak Cebrail'e söylerken sen duymuyor musun? Senin o duyduğunu Cebrail'den mi duyuyorsun, Allah'tan mı duyuyorsun? Allah'tan duyuyorsun. Allah'tan duyuyorsun. O zaman çıkart kendini aradan, zahir olsun yaradan. Yani şey de öyle yapıyor. Efa rabbuke nahili menet. Araya vahyettim diyor. Ama neyi vahyetti? Bizim Kur'an'ı vahyetmedi. İşini vahyetti. Araya işini vahyetti. Cebrail kullanmadan vahyetti. Evet. Şimdi eğer Cebrail kaç tane hasta oldu? Allah Cebrail'e, Cebrail peygambere, peygamber sahabe, sahabe bize. Terakki et. Aradığın zattan sor. Kur'an'ı Allah'tan dinler gibi o. Nasıl olacak? Dima devredilişi yapabilirsin. Ne demek o? Terklere muvaffak olursun. O zaman Cebrail, Dima, Ceberut alemi devrediş yapacaksın. Ya bir şey ben şey yapmadım. Yeni bu muamma falan demedim. İş sürdüm. A eşittir B ise, B eşittir C ise, A eşittir C dedim. Öyle mi? Evet, aynen öyle oldu. Yani mesela dedik ya Cem bir yerde öyle dedi ya yeni bir şey mi çıkar? Tövbe estağfurullah Allah'tan korkarım. Yarın önüme koyacak aşırı meydanda. Yani sen dedi Cebrail Azrail'in gitmesi olarak kabul ediyorsun Azrail. Kardeşim zahiri bu tamam. Bir ağacın eveli yok mu? Çekirdek. Ahiresi yok mu meyve? Zahirisi var gözüken. Batınısı var. E şimdi çekirdekten ağaç çıktı. Soruyorum hepimize soruyorum. Çekirdekten ağaç çıktı. Çekirdek içi boşaldı mı? Yok abi. Duruyor. Çıkmayanlar bile var. Çıkan. Peki insan şeceri hilkatin bir kuvve değil midir? Öyle bir kuvve. E şimdi Cebrail de şeceri hilkatten birim değil midir? O bende de var. Evet. Ne mutlu bunu fark edenler. Çıkmamış tarafı bile var abi. Ama kardeşim ölümden ne korkuyorsun? Zaten ölüm meleği. Nasıl öleceğin ne korkuyorsun? Azrail'in gitmesi şeklidir ya ölüm işte.
Yani senden gidecek. Aslında farkında değiliz yani. Değiliz. Dört melek bedene diyecek ya devallah. Ben de zaten onlarla beraberdim. Hepsi gidince bir şeyler oluyor. En son Azrail'in gitmesi lazım. İlk önce öbürlerini mi götüreceğiz? Nasıl bir şeyler olacak? Sonra? Devam edeyim abi. Miraç'taki konu, vahiy konusuyla alakalı olarak abi, Cebrail Aleyhisselam'la Efendimiz sıkmadıktan sonra sanki kainat kapkaranlık içindeydi. Birisi elektrik lambasının düğmesine dokunmuşçasına her şeyin aslında muhatap olmaya başladı. Okuyor artık. Bu hadise ile Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem bize yine rehberlik yapmaktadır. Her şey bize alemimizde yıldız gibi parlayıp ayet oluyor artık. Yani her şey ayet oluyor. Bizim şimdi alemimizde elektrik girdi ya bizde abi. Elektrik girince bende bir parıltı olacak. Yani elektriğin fıtratı gereği. Nasıl ampulde ışık yanıyor, elektronik bir cihaza girdiği zaman onda bir ışık yakıyor. Elektrik olduğunu biliyoruz biz ondan. Süpürge masasının çalışıyor vesaire. Bizde bir karşılığı olacak bunun, bir parlayış. Bu kainattaki yıldızlar için de onu kullanacağım abi. Sonra bu yıldızlar rejmi şeytan hadisesini yaşayacağız. Şey diyor, bu güneşin, yıldızların yanmak maddeleri niye tükenmiyor? Bir yerden elektrik geliyor onlara. Cennetten. Evet, akıtıyor her. Akıyor. Damla akıyor. Normalde güneşin bitmesi lazımdı şimdi. Şey olarak, yani mesela odun yığınlar gibi düşünseydik, ateş gibi düşünseydik. Bu süreç içerisinde yani insana gelen bu bir mutluluk. Bir mutluluğun bir kaynağı olması lazım. Bir yerden geliyor, sen mutlu oluyorsun ya da bir yerden gelen seni aktif ediyor. İki şeyle. Ya senden çıkıyor bu ya da sana geliyor. Senden bir şey durup durduk yere çıkmaz. O zaman sana birisi temas ediyor ki senden bu çıkıyor. Mutluluk, huzur, neşe, saadet. Bunlar kaynağı nasıl ki şey, sana gelen fikirler de böyle. Alemine gelen. Şeyle, Cebrail Aleyhisselam'la Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen vahiyde Efendimiz Aleyhisselam'ın aleminde, kainatında yıldızlar hakkıyla gözükmeye başladı, parıldadı. Ondan sonra o yıldızları vesvese ve evhama maruz kalmamak için kullandı abi. Attı diyor rejmi şeytanda. Vesvese ve şeyden, evhamdan hali olmak için rejmi şeytan hadisesi var. Şeytanlar giremiyorlar oraya. Bunu nasıl giremeyecek? Yani biz onu nasıl tard ediyoruz? İlimle tard ediyoruz ya abi. Yani Kur'an-ı Kerim'in bizde hayatlandırdığı her şey bizim için bir yıldız. Çok güzel. Bu yıldızı biz gidiş için de İmraç'tan dönüş için kullanılacak bu abi. Yol. Gidip de dönebilmek için. Kelamları koyuyoruz. Çünkü kutup yıldızıyla kuzeye gidilir falan ya. Hani mesela yıldızlar yıl tayında kullanılıyor ya. Şimdi şeytan da yıldız, geçen kimin arabasıyla geliyorduk. Tak yıldız kaydı. Zahirde halk arasında yıldız kayması. Fizikte işte meteor diyoruz. Dinde adı nedir? Rejim şeytan. Melekler şeytanları onunla mancınıklıyor. Yani içimizdeki yani büyük kainatta şey oluyor. Yani gelen vesveseye büyük kainat şey yapıyor abi, karşılık veriyor rejim şeytanla. İlim büyük var. İnsan şeytanı böyle tard ediyor. Evet abi. Küçük kainat olan insana nasıl yapıyor? İlim. İlim mi? İlim abi. İlim onu tard edebilir ki. İlham vesveseli 260 diyor evet. Ya. Vesvesesiz şey yap, yürümek için de vahiy Kur'an'a tabi olacak ki hazır yıldızlar var zaten abi. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gidip geldi. İlim malumatı kullanıyor. Yani melekler yıldızı kullandığı gibi ilim de malumatları gönderiyor, kafasını kırıyor şeytanın. Vahiy Kur'an dahi atıf yapıyorum. Lemanlar 336. Kaldık burada, gidemedik abi. Hayatlar hakaikin şehadetiyle hayat-ı kainatın ruhudur ve şuur-ı kainatın akıldır. Ona bağlan, rahat et abi. Bir daha bir şey. Hayat-ı kainatın ruhudur. Hayat-ı kainatın ruhudur. Şuur-ı kainatın aklıdır abi. Ne vahiy mi? Vahiy Kur'an. Vahiy Kur'an'ı. Şuur-ı kainatın aklıdır. Kainatı şuur kabul et. Aklı o. Şuur aklın sıfatı ya. Şimdi bizim mesleğimiz diyor ki abi, yine biraz yukarıdan aşağı inelim abi, çok şey yaptık. Biraz zahirden konuşacağım, meslek meşrep olarak konuşacağım şimdi. Nasıl ki elektrik diğer madenler gibi belli bir bölgede toplanmış değildir. Mesela petrol şu an bir yerde. Uranyum bir yerde toplanmış bir vaziyette. Umumen mesela abi. Yani toprak altında toplu bir vaziyette duruyor. İşte doğal gaz bir yerde. Ama elektrik öyle mi? Elektrik her yerde. Yeter ki mekanizma kur. Burada da olduğu gibi
Asya'da da var, Avrupa'da da var, Afrika'da da var. Yani petrol gibi belli bir yerden çıkarıp getirmeye gerek yok yani. Havadan alırsın, rüzgardan alırsın, her şeyden alırsın. Her şeyden alırsın. 4 aşırı. Şimdi fakat emir daha 2.54. Fakat şimdi sünnet-i peygamberi dairesinde bütün 12 büyük tarikatın hülasası ve tarikatların en büyük dairesi bulunan Risale-i Nur. Bir de okur musun? Şimdi sünnet-i peygamberi dairesinde, Efendimiz'in sünnet-i dairesinde. Ehl-i sünnet ve cemaat dairesinde. Evet abi. Bütün 12 büyük tarikatın hülasası olan ve tariklerin en büyük dairesi bulunan Risale-i Nur. Bütün 12 büyük tarikatların hülasası. Risale-i Nur. Ne demek bu abi? Yani tarikatların varmak istedikleri nokta inşallah Risale-i Nur'u anlayacak insanlar için ilk basamaktır. Fena fillah makamında. Ve onlar gibi abi uzun yerlerden boruyla getirmeye gerek yok diyor usta. Asay Musa var bizde diyor. Her yerden elektrik çıkar. Her yerden elektrik çıkar. Çünkü manevi elektriktir. Ruhu aktif ediyor. Ruhu aktif ediyor. Ruhu aslında, aktif edip de ortaya çıkan adı manevi elektrik. Kömür veya petrol. Petrolün aslı nedir? Ne için kullanıyor insanlar petrolü? Enerji. Enerjinin arkası nedir? Elektrik. Elektrik zaten var. Elektriği bulmuşsan petrolle neyi kullanamazsın ki? Akülü arabanı yap. Her şeyde elektriği kullan yani. Elektriği sen enerji olarak her şeyde kullanabilirsin yani. Madem elektriğin var. Yeter ki kadar yapıp kullanabiliyorsan. Aslında bunların elektrik demektir bu. Eşittir emre kareden. Aslında kaynağını gösterirsen kışla gerek kalmaz abi. Aslı budur zaten. Buraya gelmek istemişler. Bu da İnşallah Risale-i Nur'dur diyor üstadım. Şimdi bir atıf daha yapacağım abi. Mesela zeytunatın la şarkiyetin ve la garbiye. İşte ne şarkın ne de garbın. Bela bela diyor abi. Hiç malı değildir elektrik için. Cümlesi der ki nasıl elektriğin kıymetten meta ne şarktan ne de garptan celbedilmiş bir mal değildir. Biraz önceki dediğimiz gibi. Elektriğin şey meta. Görüyor musunuz? Elektrik de meta farklı yaptı. Elektriğin kendisi değil. Değil. Elektriğin meta. Meta. Ne şarttan ne de kaptan celbedilmiş bir mal değildir. Belki yukarıda cebi hazinesinden, semavat tarafından iniyor sanki. Her yerin malıdır. Başka yerde aramaya lüzum yoktur der. Öyle de manevi bir elektrik olan Risale-i Nur dahi, Risale-i Nur dahi ne şarkın malumatından, ulumundan ve de ne de garbın felsefe ve fünunundan gelmiştir. Gelmiş bir mal ve onlardan iktibas edilmiş bir nur değildir. Belki semavi olan Kur'an'ın ve şark ve garbın fevkinde yüksek mertinden iktibas edilmiştir Risale-i Nur. Bu bahiste gelecek yani itirazlar olur abi hani Kur'an Risale-i Nur'u Kur'an'la eşdeğer tutuyoruz gibi falan. Hani böyle bir şey zaten vicdanın mümkün değil yani. Kimse bu böyle bir şeye girişemez. O vicdansızlığı der mi kimse? Tövbe estağfurullah. Risale-i Nur'u Kur'an'la eşdeğer tutmak haşa hiçbir vicdan sahibi bunu kabullenemez. Burada sadece kainatta adetullah'ta cari olan bir kanunu mesleğimizi ispatlamada kullandık abi. Elektriği mesleğimize taşıdık yani. Böyle bir şey olması için semavi bir şey olması lazım. Semavi dediğimiz zaman da vahiy kitapları akla gelir. Kur'an gelir bütün kitapları cem etme noktasında semavi kitaplar. Nasıl o Kur'an-ı Kerim bütün semavi kitapları celbetmiştir? Onun bir tefsiri olan Risale-i Nur'da Kur'an-ı Kerim'den sonra gelen tarikatların 12 hak tarikatı tamamını cem etmiştir. Herhangi bir şeyden, şeyhten, herhangi bir kutputtan veya ferdiyet makamizattan ders almaya gerek yok. Bizatihi Kur'an'dan ders alınmış bir şeydir. Buna örnek maddi olarak vereceğimiz örnek de elektriktir. Herhangi bir yere gerek kalmaksızın gerekli teçhizatla bu Asay-ı Musa'dır. Elektriği üreteceğimiz cihaz Asay-ı Musa dersek abi her vurduğumuz yerden elektriği üretiriz inşallah. Evet. Gafiye ve cazibeden mi ortaya çıkıyor bunun nasıl ispat noktasında? Nasıl anlamadım orayı? Elektrik yani. Yani iki kuvvetin şeyinden mi ortaya çıkıyor? Nasıl yani? Elektrik artı cazibe diyor ya abi. Yani iki kuvvetin tahrikiyle ortaya çıkan bir kuvvet midir? İki hareketin tahrikiyle ortaya çıkan bir kuvvet mi? Dafiye ile cazibe. Yani cazibe. Maddi olarak nasıl? Tabii Risale-i Nur aynı böyledir. Niçin işte, biliyor musun? Def-i mefasit. İşte mesela def-i mefasit celb-i nefa. Yani dafiye terk etmek. Cazibe celbetmek. Evet. Başka tarafa da uygulayalım.
takva, meniyattan ve günahlardan iştinab etmek. İşte nasıl elde edilir diyor ya abi. Diyor ya, nasıl elde edilirse, birincisi dinde ilk önce terkler vardır. La ilahe, sonra ilallah. La ilahesiz ilahla yoktur. İlk önce terk, sonra alınacak. İkinci defi mi fas? İki zıt yani. İkisi zıt. Ve ey biraderi kalbi hüşyar, ezdadın cemindendir tecelli iktidar. Kainatta da öyle. Yani şer, musibetler, diğer taraflar, işte iman, küfür. Bunun mukayesesinden hakikat ortaya çıkıyor yani. Evet, çok güzel. Gördün mü? İçliğini bildiği için dedi ki başta işte. Varlık ve hiçlik. Kudret. Yani bu, evet, çok güzel. Çünkü varlığa hükmetmek için hiç olman lazım. Varlığın arkasına geçmen lazım. Varlığın içinde varlığa hükmedemezsiniz. Devam edeyim mi? Tabii. Yok, devam et. Şeytanın içindeyken şeytana hükmedemezsiniz. Kendi sağından çıkma, onun sağına gibi. Şimdi Kastamonu arkasına bir atıf daha yapacağım abi. Risale-i Nur tarikat değil, hakikattır. Ayet-i Kur'aniye'den teraşüh eden bir nurdur. Ne şarkın ulumundan ve ne de garbın fırınından almış değil. Kur'an-ı Mucil beyanın bu zamana mahsus bir icaz manevisidir. Menfaati şahsiye yoktur. Risale-i Nur hiç olmazsa söz mektuplarını tamamıyla okuyunca birçok hakikatlar tezahür edeceğinden bugünkü düşüncenizden yani Risale-i Nur yazmakta çekinmek ve çekinmekten derhal teberri edeceksiniz. Şu ağlar 691'den de bir yer okumak istiyorum abi. Hem yekedu zeytuha yudiyu velevlem temsesu narun nur cümlesi. Manayı remzile diyor ki 13. ve 14. asırda semavi lambalar ateşsiz yanarlar. Ateş dokunmadan parlarlar. Onun zamanı yakındır. 1280 tarihine yakındır. Bu işte bu cümleyle nasıl elektriğin hilaf-ı adet keyfiyetine ve geleceğine remzen beyan eder. Manevi bir elektrik olan Risale-i Nur dahi gayet yüksek ve derin bir ilim olduğu halde külfeti tahsile ve ders çalışmaya ve başka üstadlardan talip etmeye ve müderrisinin ağzından iktibas olmaya muhtaç olmadan herkes derecesine göre o ulu maliyeyi meşakkat ateşine lüzum kalmadan anlayabilir. Ulumu aliye elektriğe nispet etti. Evet abi. Ulumu aliye elektrik. Mesela kömürden, şuradan, buradan, petrolden değil. Ortaya çıkan elektrikse elektriği ulum olarak. Öyle âli ulum. Bir ulum var, âli ulum var abi. Âli ulum olarak ifade ediyor. Görüyor musunuz bak? Risale-i Nur'daki ulum, alim, ilim ve ulum, eletin kendisi. Kaynak bu ya, okudukça çıkıyor. He. Bak anladık mı bilmem. Anladım. He. Ben anladım abi. He. Acayip o. Çok ilginç oldu. A eşittir B ise B eşittir C ise A eşittir C gibi oldu. Evet abi. Evet. İstifade eder. Muhakkik bir alim olabilir. Hem işaret eder ki Risale-i Nur'un müellifi dahi ateşsiz yanar. Kaçın sahibi? Yani madensiz elektrik elde. Evet. 691. Yani başkasından ders almaya, şeften mehten almaya gerek yok abi. Ustad almamış yani. Evet almamış. Ateşsiz yanarmış kendisi. Tahsil için külfet ve ders meşakkatinden kendi kendine nurlanır. Alim olur. Evet bu cümlenin mucizane 3 işareti elektrik ve Risale-i Nur hakkında hak olduğu gibi. Müellif hakkında da aynı hakikattır. 3 oldu. Elektrik, Risale-i Nur müellifi. Tarihçi hayatını okuyanlar ve hemşehriler bilirler ki İzhar kitabından sonraki şeyde Gramer'de son kitabı abi İzhar. Ondan sonra Molla Cami okuyorlar. Bu İzhar'ın şerhiymiş ona. Sordum ben. Kitabından sonraki medrese usulünce 15 sene ders almakta okunan kitapları Risale-i Nur müellifi yalnız 3 ayda tahsil etmiştir. Tembih, ben bu ayet-i Nuriye'nin işaretlerini elektrik ve Risale-i Nur'un hatır için beyan etmedim. Zahire dokunmuyor abi. Belki bu ayetin icaz manevisinin bir şubesinden bir limasını göstermek istedim diyor. Elhasıl bu ayet-i kutsiyenin sarih manasıyla nur-i ilahi, ben bunu sınıflandırmaya çalıştım abi. Nur-i ilahi şahs-ı maneviye bakıyor dedim. Nur-u Kur'an senin şahs-ı manevin ve nur-u Muhammed'i sensin. İzah ediyor. Bir daha koy, bir de. Nur-i ilahi, nur-u Kur'an'ı, nur-u Muhammed'i.
Bunların karışıklıkları kainatta nasıl neymiş? Nur-u ilahi. Nur-u ilahi şahs-ı manevi, büyük şahs-ı tamam. manevi abi. Nur-u Kur'an senin şahs-ı manevin. Nur-u şeyde Nur-u Muhammed'de sensin çekirdek olarak. Hı. Böyle denk getirmeye çalıştım abi. Evet. Şimdi 22. ayette yine şeyle Kitab-ı Mübin'le alakalı bir yer okuyacağım abi. Yine elektrikle alakalı. Kitab-ı Mübin ayetlerinin ayetleridir. Yerini okuyacağım şimdi. 22. ayet ve ayetler. Şu anlar 710'dan okuyorum abi. O Tevafuk Rem'de der ki bu asırda Risale-i Nur denilen 33 adet söz ve 33 adet mektup ve 31 adet lemalar bu zamanda Kitab-ı Mübin'deki ayetlerinin ayetleridir. Yani hakaikinin alametleri. Hak ve hakikat olduğunun bürhanlarıdır. Hani biz sanırız biz hani Risale-i Nur okuyunca sanırız Kur'an-ı Kerim arka planda bir şey yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki manaların hani Kitab-ı Mübin sürekli geçen bir ifade Kur'an-ı Kerim'de bunun ne olduğunu anlaşıldıktan sonra ayet anlaşılacak abi. Ayetlerin ayeti, alametleri, izleri, iz sürüyoruz şu an. Ve o ayetlerdeki hakaik imanenin gayet kuvvetli hüccetleridir. Ve tilke kelime-i kutsiyesinin bu demek abi tilke. İşaret hissiyle gözlere dahi görünecek derecede zahir olduğunu ifade eden böyle işarete layık delillerdir diye. Bu kitabın ayetleri diyor Allah. O demiyor. Hani başka bir yerde için bahsetmiyor. Bu diyor ya. Biz neye bu deriz abi? Buradaki bir şey bu deriz ya. Şu bu. Kitabın bin mi oluyor? Burada olmayan birisini bahsederken o deriz. Kitabın bin bu oluyor işte abi. Alem-i şehadetin nispetinde Kitab-ı Mübin'in oluyor senin. İşaret hissiyle gözlere dahi görünecek derece zahir olduğunu ifade eden böyle işarete layık delillerdir diye Rem'de manasını, yani Risale-i Nur'da yaptı abi, elektrik alet, burada alet Hasan-ı Musa gibi düşünürsek, vurduk alet abi, elektrikle de bu alete hayat verdik. Oradan, vurduğumuz yerden, hani eskiden su getirmek için kühlerle uzak yerlerden getiriliyordu ya, gerek kalmadı meşakkate. Vurduğun yerden artık su çıkaracaksın. Neyle çıkaracaksın? Risale-i Nur'la. Tilke ayetül kitap diyor. Bu kitabın ayetleri, kitabı. Hmm. Zahirden hakikate geçmenin. Zahirden hakikate geçmenin adıdır işte Risale-i Nur abi. Çünkü ve, oralara giderken diyor ya Mesnevi'de arşta vesvese şey olur diyor. O şeytanlara yenik düşebilir diyor. Su boruları vurduğun zaman direkt zahirden hakikate geçince seni götürmesi gereken yere direkt götürüyor. Zahir kitabın hakikat iman bin mi? Öyle denebilir mi? Yani oradan oraya geçiyor. Tabii denir. Aynen. Yani ve Risale-i Nur işari manasının külli dairesinde hususi ve medar-ı nazar bir ferdi olarak dahil ediyor Kur'an-ı Kerim. Kabul ediyor diyor abi. Tilk ayetül kitap diyor bu kitabın ayetleridir. Şey yapıyorum. Şimdi o mesela elektrik ayeti biraz daha külli düşünürsek elektrik Risale-i Nur aletler senin cihazatların kalbin, aklın, ruhun. Bunları nasıl kullanacağını öğretiyorsun. Onlar hepsi senin için bir Asa-i Musa oluyor. Vuruyorsun kalbin abi. Kalbin daire hissi hayatına geçtiğin zaman zaman mekan ben olayı ortadan kalkıyor yani. Bu noktada Kitab-ı Mübin'i değerlendirirsen abi Kitab-ı Mübin'in olursa aynı kainat İmam-ı Mübin'in artık nereye daha fazla söylemiyor. Risale-i Nur'daki paragrafta anlatıldığı gibi Rabbimiz bu diye işaret ettiği Kitab-ı Mübin tefsir ettiği için uzaklara gitmeye gerek kalmadan Kitab-ı Mübin'in ayetlerinin ayeti olan Risale-i Nur gözler önündekilerin görmeye çağırıyor. Yani bakmaktan vazgeçin, görün. Görün ki tefekkür edesiniz. Yine başkalarının anladığı ve anlamak istediği gibi bizler vahyin en yüksek mertebesi olan peygambere inen ayetlerden değil, üstadın ifadesiyle şumurlu ilham olan Risale-i Nur'dan bahsediyoruz abi. Evet. Sonra bir tane daha okuyayım mı abi? Oku. Mesnevi Nuriye'den abi. Mermiler at hepsini. He? Mermiler at kalmasın şahane. Var çok mermi de. Rems sayfa 81. Çoğu Harun abinin ben okuyorum bunu değil mi? Tamam evet. O koydu şarjöre biliyorum. Arkadaş Katre namındaki eserimde Kur'an'dan ilhamen takip ettiğim yol ile ehli nazar ve felsefenin takip ettikleri yol arasındaki fark şudur. Son günlerde siz de uğraşıyorsunuz bununla abi. Hangisiyle dur bir daha? Felsefe ve şeyin abi. Oo çok uğraşıyorum ya. Evet, Kur'an'dan ilhamen takip edilen yolla felsefenin yolu. Evet. Kur'an'dan tavrı kalbe ilham edilen Asa-i Musa gibi, tavrı kalbe ilham edilen Asa-i Musa gibi, manevi bir asa ihsan edilmiştir.
kalbe. O zaman kalp asa-i musadır burada. Bu asa ile kitab-ı kainatın hangi zerresine vurursa derhal mai hayat çıkar. Çünkü müessir ancak eserde görünebilir. Manevi asar hükmünde olan, asansör hükmünde olan murakabeler ve mai hayatı bulmak pek müşkildir. Vesayete lüzum gösteren ehli nazar ise etrafı alemi arşa kadar gezmeleri lazımdır meseleyi çözmek için. Ve uzun mesafede hücum eden vesveselere, vehimlere, şeytanlara mağlup olup caddeden çıkmamak için pek çok bürhanlar, alametler, nişanlar lazımdır ki yolu şaşırmasınlar. Gidiyorlar, gitmişler, zaten kalmışlar, gidememişler birçoğu. O şeyde sözlerde... Ya da dönememişler. Sözlerde diyor ya, ayak seslerini duyduğum, şey yaptığım, sesleri geliyordu diyor İbn-i Sinan'ın. Şimdi biraz daha okuyayım abi. Kur'an ise Asa-i Musa gibi bir hakikat dermiştir ki nerede olsam, hatta taş üzerinde de bulunsam Asa'yı vuruyorum, mai hayat fışkırıyor. Alemin haricine giderek uzun seferlere ve su borunun kırılmaması ve parçalanmaması için muhafazaya muhtaç olmuyorum. Çünkü gerek yok. Evet. Ve fî külli şeyin lehu âyetün tedullu alâ ennehu vâhid beytiyle bu hakikat mana, bu hakikat hakikatıyla tebarüz eder. Bu hakikat hakikatıyla tebarüz eder. Kur'an doğum yola gitmek için, gitmek isteyen için ve ona o yolu güzelce tarif etmek için Risale-i Nur külliyatı güzel bir tarifçidir. Üstad felsefe ile meşgul olmuştur. Abi, buna atıfım var. Ama felsefe dahilerinin noktayı nazar ile değil. Onların şeylerini kullanmamış. Malumatlarını kullanmamış. Yani üstadım onların eserlerine bakmıştır. Ama onları takip etmemiştir. Sözlerde diyor ki o Seyahat-ı Fikret'i alet ve elektrikleri diyor ya bana abi. Orada diyor ki bu Risale'nin telifinden evvel 8 sene evvel İstanbul'da Ramazan-ı Şerif'te mesleki felsefe ile münasebette bulunan eski sahip diyor abi. O eserlerini okumuş yani. Ama yani onların noktayı nazarını kavulanmamıştır. Skolastik bataklığa girmemiştir. Diyor ya ben çünkü de... nerede battıklarını görmesi lazımdı. Nerede onlar evet. Battı? Niçin onların batmasını merak etti ki? Onların şahıslarında değil. Onunla, onlarla batanlar var. Tabiat perestlik, kendi kendine olmuş, inkar etme, inkarcılar çıktı ya. Bu kişilerle uğraşmadı. Bu kişileri doğuran bu felsefenin nerede hata yaptı? Usta detayla uğraşmadı. Bu inkarcılık, tesadüfçülük, tabiatçılık fikrinin kaynağı felsefecilerden çıkmış. Bu felsefeciler nerede hata yaptı? Evet. Onu görmesi lazımdı esbab aleminde. Onun eserlerine, onların eserlerine bakarak nerede hata yaptıklarını gördü. Gördü. Diyor ki abi, şimdi üstad, beni diyor başka bir şeyine tahsis etti ki Allah alem. Beni de skolastik bataklığa saplanmış felsefe medrese hocası mı sanıyorlar diyor. Ben onların gittiği yoldan gitmezim diyor. Çünkü o yola gidersen o skolastik bataklığa gireceksin abi. Evet. Bu bataklığa girmediğinden dolayı onların boğulduğu yerde benim topuğum bile ıslanmadı diyor. Akıl ve kalp arasında açtığı yeni bir barzahtan bahsetmektedir. Eski metotlar nahsine ne felsefeciler gibi akılla ne de ehli tarihler gibi kalp ayağıyla değil, ikisinin bütünlüğünden yeni bir yol. Bu yolda alet Asa-i Musa görevini yapıyor. Cihazat da Risale-i Nur'dur. Cihazat da? Yapıyor. Elektrik de tabut cihazat. Musa görevini yapıyor. Bu Asa-i Musa görevini yapan cihazat tabut sekinedeki cihazatlar. Elektrik ise Risale-i Nur'dur. Elektrik Risale-i Nur'dur. Bize aktif ettiği istidat kabiliyetler mi? Sistemin adı. O da şeydir. Cihazat mı? Bu da nasıl olacak? Hani tabut sekinin içerisinde ne vardı abi? Peygamberlerin emanetleri. Yani Kur'an-ı Kerim bahsediyor ya bize peygamberler kıssalar. Bu asırda ve bizdeki karşılıklarını bulan kişi tabut sekineyi yavaş yavaş eline alıyordur abi. Esmaları yani eline alıyor. Şöyle diyelim de biraz iddiamızın altını dolduralım. Evet abi. Şimdi geçmiş asırlarda kavimlerin helak olmasına sebep malum günahlar var şimdi. Daha fazla. Lut kavminin, Ad kavmi, Semud kavminin helak olmasına sebep olan günahlar yok mu? Var. Var abi.
Peki o kavimlerin tamir edilmesi için Allah kim neyi kullandı? Peygamberi kullandı. Ad kavminin düzelmesi için, o pistin kalkması için, Semud kavminin kalkması için peygamber gönderdi. Şimdi o günahlar var, tamirci peygamber yok. O zaman İsa'dır, Musa'dır, Ad'dır, Semud'dur vesaire kavimlere gelen peygamberlerin meziyetleri cem edilmiş bir yer olması lazım. Bir şahıs veya bir sistem olması lazım. Çünkü tamirci nasıl olacak? Yani düşün ki Semud kavminin helak olmasına sebep olan tamirci peygamber, şimdi o fiil var, o tamirciye o sıfat vermen lazım. O zaman geçmiş kavimlerin helaketini, yani o pistini ortadan kaldıran hakikat, peygamber kısaları hakikatlar, bu asırdaki müceddide verilmesi gerekiyor. Bu peygamberlerin vasıf ve sıfatların bu asırdaki karşılıkların cem edilmiş haline tabut-u sekinet denilir. Uygulayayım. Yunus Aleyhisselam'a verilen meziyet lemalarda konmuş. Yunus Aleyhisselam kıssası. Alınacak ders. Koy onu tabuta. Eyüp Aleyhisselam'a o kavme getirdiği çareyi, oradan alınacak yani özü ve lübü. Eyüp Aleyhisselam'ın hassasının, ruhsal yapısının özünü koy tabuta. Süleyman Aleyhisselam'ın cinler alemine, kuşlara, hayvanlar ve camdat alemi hükmetmiş. Cinler alemine hükmetme meziyetini 20. sözde, öyle mi? Evet abi. Kanuniyetini, hakikatını ve mahiyetini koy tabuta. İbrahim Aleyhisselam'ı o kavme düzeltmek için meziyeti neydi? Kanuniyeti, şefkat ve tefekkür. Koy tabuta. Ondan sonra Davut koy tabuta. İsa koy tabuta. Şeyde de 20. sözden evet, söylüyor. Tamam. Bu tabutun hulasasına tabutu sekinet denilir. Bu peygamber kısalarının bu asırdaki hakikatlarını cem eden hangi sistemse tabutu sekinettir. O da Risale-i Nur'dur. Cebeli Cüde'ye oturmuş. Enteresandır abi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a çıkmadan Mescid-i Aksa'da peygamberlere imamlık yapıyor. Salat hepsi arkasına duruyor. Evet. Hepsinin sistemini kullanaraktan gidiyor. Evet. Yani Mahdeki ne demek o namaza şey yapıyor? Orada neyi? Şey var ya, İsa Aleyhisselam'ın Mehdi'nin arkasında durması var ya. Efendimiz de Miraç'a çıkmadan Mescid-i Aksa'da peygamberlere imamlık yapıyor ya orada abi. Hepsini cem etmiş. Hepsini cem ediyor. Bütün sistemi kullanarak gidiyor. Evet, sistemi kullanmış. Peygamber. Nasıl ki Kur'an bütün geçmiş kitap ve suhufların cemidir. Peygamber bütün geçmiş peygamberlerin hassalarına sahiptir. Son müceditte bütün müceditlerin hassayı meşhuresine sahiptir. Kur'an-ı Kerim'in inebilmesi için peygamberlerin orada tabi olması lazımdı Ahmet Aleyhisselam'a. Nasıl Kur'an-ı Kerim'in? Kur'an'ın böyle olması için, yani bütün suhufları cem etmesi için diğer bütün peygamberlerin ona tabi olması lazımdı abi. Evet. Evet, hepsini cem etmesi lazım. O zaman tabut-ı sekineti tarihin derinliklerinde arama. O zaman eğer tabut-ı sekineti o zaman şey yaparsan bize niçin der? Mesela Yunus Aleyhisselam'ın bana ne yani, adam o gelmiş denize düşmüş bilmem ne. Yok. O peygamberin kavmini, mesela Süleyman Aleyhisselam, o peygamber kavmini ve o peygambere çağrı olan peygamberin kullandığı yöntemi, bak dikkat et, peygamberin kullandığı yöntemi, özelliği, hassayı, meziyeti, o özü, lübü alırsan aşılama yapacağız. Bu asrın imamının hareketini aşılama yap. O kavmi düzelmesine kullandığı iksir ve mayayı, Yunus Aleyhisselam. Mesela ne diyor? Deniz, karanlık, balık içi. Kullandığı yöntemi Asr-ı Müceddide'nin dersinin içerisine koy, ruhaniyatını, meziyetini.
O zaman ne oldu? Yunus yokken Yunus var. İsa yokken İsa var. Musa yokken Musa var. İsa yokken İsa var. Çünkü yöntemi ve ruhaniyeti var. Nedir? Çipi koy kardeşim. Çipi koyduktan sonra Allah selamet versin. Arabanı, uçağını adam elin memleketinde seni seyrediyor. Onunla uçağının, arabanın bütün cihazlarını mesela Almanya'dan öyle diyorlar. Çip koymuş adam BMW, Mercedes'e. Hemen telefonuna bir mesaj geliyor. Arabanızın diyor yağ değiştirme tarihi geldi diyor. Şu kadar arabayı kullandınız diyor. Şu kadar kilometre kaldı diyor. Almanya'dan tespit ediyor. Uydudan vesaire. Beşer ne yapmış? Bir ustanın yakın olarak arabayı bakacaktı. Belki daha şey. Fren balatası bitti mi bitmedi Almanya'dan belliymiş. Senin kullandığın freni. Bir ustanın burada anlayacağını adam Almanya'dan alıyor. Hiç usta kullanmadan. Usta demek peygamber demek. Ustanın kullandığı ilim uydu sistemidir. Elektrik uzaktan. İşte ustayı kullanmaya gerek yok. Almanya'dan adam oturduğu masadan senin İstanbul'da kullandığın arabanın frenini bittiğini balatayı sana oradan söylüyor. Sen arabada bindin aldı hala haberin yok. Ama o adam frenle haberi var. Koyduğu çiple. O zaman her peygamberin hakikatinin çipini asıl müceddidinin içine koy. Ondan beri seni aktif ediyorlar işte. Sureti sesi şey yapıyor. He? Sureti sesi celbediyor. Şey yapıyor, sureti ne demek? Sureti ve sesi şey yapıyor, kontrol ediyor yani uzaktan. Sureti ve sesi. Belkıs şeyi var ya abi tahtında diyor. He, belki. Uzaktan şey yapar diyor, daha ileri hudutunda sizin anlattığınız gibi olur. Yani Süleyman Aleyhisselam Belkıs'ın sarayının meselesini cinler dedi ki gözün şey gözün yerden kalkıp oturduğun yerden kalkana kadar getirir. Güzel cinler. Kalkıp oturana kadar dedi ben burayı getiririm. Orada alim varmış bir alim. Cinleri o koymuş kenara. Alimi celp mi diyor? O alim Allah tarafından ilim verilen bir kişi diyor. Evet, Allah tarafından ilim veren cinler elektriği kullanacaktı. Evet, elektrik kendi cinler. Fakat orada alimce dedi ki hayır, oturup kalkana kadar değil. Ben gözünü açıp kapama zamanından daha kısa. O sarayı burada ederim sana dedi. Burada gene insanları cinler üzerine taşıyor. Ve ilim öteki elektrik şeyini de geçiriyor. İlim, tamam mı? Şimdi bu hassa, bu ilim Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasının ruhudur. Evet abi. O da asıl imamına verilmesi lazım. Niçin? Çünkü Süleyman Aleyhisselam'ın kavminin helak olmasına sebep olan günahı tamirle vazifeli bu adam. O zaman Süleyman Aleyhisselam'ın kavmini tamirle vazifeli olana Süleyman'a verilen meziyet buna verilmesi lazım. Hem Süleyman'a verilen meziyeti Aleyhisselam'a verilen meziyeti vermiyorsun hem de Süleyman Aleyhisselam'ın kavminin pisliklerini gel temizle diyorsun. Neyle nasıl temizleyecek? Dozeri yok. Dozer yok. Karına temizleyecek ya. Kar yağdırılmış. Dozer yok. Kürek dolun muymuş? O zaman onun çipini bunu verecek. O çipinin konulduğu sistemin adı Tabut-u Sekinet. Evet. Bir tane, ikini okudu mu? Okundu ama yani. Siz, o zaman edelim. Geçti. O zaman kaç sayfa okudun şimdiye kadar? Abi 3 sayfa okumuşum daha. He. O zaman oraya bir şey koy. Burada duralım. Tamam abi. Elektrik hepten elektrik olmuş ya. Elektrik, elektrik. Evet. Bak okumam bir daha Arun abi, kendin oku dersini. Peki. Bitireyim abi. Evet. Subhaneke la ilme illa ma'alemtena inneke entel alemin hakim. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.